Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Herkese selamünaleyküm. Gene Serpil iş başında bir çekim yapalım istedik. Kolay gelsin Serpil. Ne yapıyorsun? Sağ ol, teşekkür ederim. Yemek hazırlıyorum arkadaşlar. Selamun aleyküm herkese. Evimize ve mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz hepiniz. Ben gördüğünüz gibi iş başındayım. Nasılsınız? Ne yaptınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hepinize Rabbim sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Ben gördüğünüz gibi hazırlık yapmıştım biraz akşam yemeği için. Patateslerimi soydum. Her aşamasını göster diyorsunuz ama herhalde biraz uzun kaçar diye düşündüm. Bu sefer patateslerimi soyup yıkadım. Şöyle göstereyim sizlere. Hepsine sıkılabilir Baget mi diyorlar düşüncesinden. ne? Onu da yıkadım ben. Burada hepsini birleştirip fırına, tencerede değil de bugün fırında yemek yapacağım arkadaşlar. Sebzesini de satın aldığımızdan yapmayacağım. Yazdan dolaba attığından katacağım içine. Onu da çıkardım. Düdüklüyü de sorarsanız düdüklüde fasulye oturuyor. Kuru fasulye. Onu Furkan seviyor. Onun için önceden pişirdim. Onu size her zaman göstermek istemedim. Hani ara ara çekiyoruz kuru fasulyeyi. Kuru fasulye var onda da. Geçen de meraklanmışsınız. Düdüklüde ne var acaba? Gözüme takıldı diye. O zamanki de mercimek çorbasıydı arkadaşlar. Yeşil fasulye pişirdiğim günkü. Bugünkünü merak etmeyin. Bu da kuru fasulye. Biz kadınların işi gücüne yemek, mutfak. Hep aynı işler, uğraşlar. Bugün pazardı. Pazara falan gitmedim ben yine. Gözüm kesmiyor. Pazarımız uzak. Mustafa benzediği yok. Ama bisiklet olduğu için. Kar Bisikletimi yağmadığı attım için. geldim ben. Biraz bir şeyler aldım. Ben gidip oradan sürünerek gelmeden senin böyle getirmen daha şey oluyor bana. Ben de evimle uğraşıyorum işimle. Pazara gitsem bu sefer de evim kalıyor. Hani görülmüyor. Ben patatesini biraz bol yaptım. Şöyle etlerini de koyacağım arkadaşlar. Hepsini burada soslayıp şöyle leyelim de. Şunu da çekeyim. Sebzemiz de siz dediğiniz geçen ben bilmiyordum arkadaşlar. Hani yazdan yıkayıp koyduğum için buzlu şeyi bir suya tut diye bamyayı İyi olur demişler. söylemişsiniz. Sizin söylediğinizi tutacağım bugün. Şöyle. Direkt kullanma suya mı tut diyorlar. Evet. Aslında yıkanmış da hani buzlu çözülür şeyinden herhalde şey kokusu gitsin diye. Dolap. Olabilir. Şöyle sebzelerimi de. Mantıklı olan bir şeyleri de bilmediğin şeyleri de yapabilirsin. Ben bilmiyordum. Öğrenmiş oldum böylece. Fazla koyma dedim. Zaten içine yeterli olacak herhalde. Yazdan koyma. Bunlar daha iyi olur herhalde şimdikinden. Kendi ürünün olduğu için doğal. Evet. Şimdi sıra sarımsağımda arkadaşlar. Ben onu soyup yıkadım. Şöyle onu da içine doğrayayım. Şurası da biraz çürümüş. Şöyle onu da iri iri yapayım içine. Lezzet veriyor sarımsak. Tencerede yapınca soğan da katıyorum da fırına kurken soğan pek kullanmıyorum ben arkadaşlar. Siz nasıl yapıyorsunuz değerli izleyenlerimiz? Yani herkesin yemek yapış şekli Aslında farklıdır. soğanı da küçük küçük soğanlardan hiç kesmeden koysan iyi olur. Öyle de hiç denemedim. Hani parçalamadan küçük küçük soğanlardan koysan güzel olur. Şöyle ben tuzumu ve biberimi alayım. Şöyle üzerine yeterince tuzumu. Hani sebzenize şeyinize göre tuzunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Zaten herkes her şeyi biliyordur ev hanımı olduğu için. Şöyle çalışanlarınız da var ama evde genellikle çok duran var benim gibi. Tuzunu da ayarladım ben.
Şimdi birazcık da biberini, kırmızı biberini. Acı değil, hani çok kullanıyorsunuz diyorsunuz ya, o zaman da renkli olmuyor. Biz biraz baharatı çok kullanırız. Ben bunun üzerine bir de yağ dökeceğim arkadaşlar. Şöyle yağ sınırı döktüm, karıştıracağım. Öbür fırınım da gitti, bozuldu. Şuradaki zaten bazen sana Tezgahtaki fırını bozmuş Serpil'de. oraya yakışmıyor diyordunuz, o da gitti. Öbür O da tarafa attık Serpil de onu. sizi dinlemiş, bozmuş. Ben bozmadım. İçine geçen yemek koydum. Allah Allah diyorum. Yarım saat geçmiş. Geldim ki fırının içi ılık. Elimi şöyle yavaşça sürdüm. Altındaki demir buz gibi. Üstü ısıtıyor. Herhalde şeysi bozulmuş. Alt rezistansı bozulmuş demek ki. Şu fırın tepsime koyup bu fırını çalıştıracağım. Şöyle elimle harmanlayayım arkadaşlar. Böyle de güzel oluyor. Tencerede pişirince biraz sulu oluyor, öyle de oluyor da buna ben birazcık da şey gezdireceğim arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Salçalı su üzerine şöyle birazcık. Hani birazcık da suyu olması gerekiyor içinde. Şöyle karıştırayım. Baharat da koymadım. Her zaman her şeyde baharat katmayın dedim. Bugün baharatsız sade biber ve tuzla bunları şöyle. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Hani çok pişenleri Alt edeceğim değil alta mi? dizeceğim. Bunu da şöyle üzerine. Öbür tepsime biraz herhalde şey olur diye düşündüm. Ben buna bolca incecik olsun. Çabuk pişsin diye. Soba tepsilerim vardı aslında. Sobaya da koyduk arkadaşlar da. Ona da dar olur. Sobada bir de ben pişiriyorum. Geçen sürdün sen beğenmedin belki de. Öyle çabuk yandığı için yüzü Biraz kavruluyor. pişer gibi, yüzü pişer gibi, çiçeği gibi Bu kalıyor hani herhalde. hiç beğenmedi arkadaşlar. O yüzden hani demeyin soban var da niye? Bu altlı üstlü olduğu için, ayarı olduğu için kendi halinde İçini pişiyor. çeke çeke pişiriyor demek ki burada. O hızlı pişirdiği için içi şey kalıyor etlerin. Öbürleri pişiyor da. Elimi yıkayayım. Havlumu da alayım şuradan. Buraya getireyim diyor. Bu diyor havlu. Havlum şurada bir dursun şimdilik asmayı. Şimdi ben salça çekeceğim arkadaşlar. Birazcık üstüne. Şöyle birazcık çok değil. Salça özeyip Şimdi size gezdireceğim göstereyim. değil Şu mi? kadar bir şey. Üstünden dökeceğim. Ya da sen de sıcak su var. Burada bulaşıklar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ben onları toplarım birazdan. Şöyle sosunu yedireyim. Sizler ne yaptınız, nasılsınız? Biz böyle her gün bir şeylerine uğraşırız arkadaşlar. Şöyle gezdireyim ben üstüne. Hem hafif bir su vermiş oluyorsun değil mi? Hem de salçasıyla. Şöyle. Şimdi bu tamam. Şöyle de size göstereyim çiğ halini. Ben fırınımın şeyine takayım. Büyük fırında biraz nereye gitmiş bunu kullanmıyordum. Fişini. Tedbir amaçlı fişini çekip takıyor da. Tedbir amaçlı diyorum, Serpil onun fişini çekip takıyor. Hiç takıl tutmuyor yani.
İşi de bayağı bir zor bunun ilerlerdeyse. Açtı mı? Geldi. Tamam. Geldi. Bunu unuttum herhalde kullanmayı. Öbürünü seyyarı çıkardım. O pratiğiydi. Onun herhalde rezistansı alt tarafının rezistansı bozulmuş. Şöyle. Yapabilirsek onu bir uğraşalım. Fırındır bir şey, sorun şeysi yoktur hani sıkıntısı. Şöyle 200'ü biraz geçsin bu. Birinde derece olur, bir tarafında da tepsilerin alt üst şeyleri vardır sebebi. Unutmuş olabilir mi bunu ayarlamayı arkadaşlar? Ben bayağıdır ayarlamıyorum bunu. Kaç dakikaya ayarlayacaksın? Bir saate ayarlayacağım da unutmuşsun galiba. Bir saat. Şuradan artmıyor mu? Şuradan artıyor. Olmadı. Biz bunu unutmuşuz. Bayağıdır onu kullanıyorum. Ben bunu iyi çalıştırıyordum. Buradan. Dur sen. Dur bir. Şu saat. Şu da artırması lazım. Biz daha bunu ayarlayamadık da şimdi. Evet arkadaşlar ben yemeğimi sizlere şöyle gösterdim çiğ halini. Ben şimdi fırına altını üstünü ayarladım. Bir saati de ayarladı Sebi. Bir saati ayarladım. Dakikasını da 200'ü geçti biraz. 250'ye getirsem hızlı mı olur acaba? Şey mi? Için? Sıcaklığı mı? Hı-hı. Dakikası diyor mu? Dakikası diyorum ya şey ısısını. Dakikası bir saat de. İçini çeke çeke bitsin, 250'ye getirme. Getirmedim. 200'ün en 250'nin arasında. Ya 200'de dursun. Dursun şöyle. Anca şey der. Hmm. Ben birazdan salata yapacağım. Biraz o zaman devam edelim. Evet arkadaşlar ben balıklarımı dışarıda ayıkladım. Yıkadım içeride de. Yıkarken de eşim sobaya bakmaya gitti. Şeyine yetişemedi çerkebine. Yıkarken ben sobaya baktım. Sobaya bir şeyler attı, gönderdim. Misafirlerimiz, o da gelemedi. Misafirimiz var, hı-hı, üşüdü mü diye bir bakayım dedim. Bu da yıkamış şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi ben tek tek hepsini yıkadım. Bayağı da su birikmiş tabanla geri. Şöyle döküyorum suyunu da. Ben... İster istemez. Ne birikiyor? Su birikiyor, sızıyor. Tek tek yıkadım aslında. Ama yine birikmiş. Şimdi ben şöyle kaşığına alayım. Tuzunu koyacağım yeterince. Yeter miktarda de. Sereyim yavaş yavaş. Yedireyim arkadaşlar. Tuzunu aynı şekilde ayarlayamıyorum da şöyle elimle karıştırayım. Birazcık daha atayım. Şeyi almışsın, 2 kilo ancak tuzu var. Yiyeceğim normal. Bunların dinlenmesi gerekiyor şey etmesi için. Hani hemen pişirsek lezzetli olur mu acaba bilmiyorum. Birkaç tanesini pişir istersen. Gerçekten birkaç tanesini yine de öyle şey deneyelim. Şimdi misafirlerine başka türlü yemek yaptı da bunu da aldığımı gördü. Şimdi ondan da pişirmesini. Olmaz. Bundan da koyalım. Evet. O zaman ben şöyle küçük bir tepsi alayım. Ona da bundan koyayım. Bunu ben unlamıyorum arkadaşlar. Hı, bu düz yağda. Evet. Ona koyacağım. Bilmiyorum. Ben bunu unlu denemedim. Bu böyle iyi olur. Unsuz yapıyorum bunu. Şu sobaya koyayım bunu da. Şöyle göstereyim yağda size. Yağda pişirin diyor adam zaten. Hı hı. Şöyle yine de 3-4 tanesini pişirelim. Çok sık birbirimize gidip gelemiyoruz da kardeşime o bazen işte geliyor. Biz de çok bazen gidiyor işte. Aramız çok uzak arkadaşlar. Öyle bildiğiniz gibi değil. Hani kışında hiç yetmiyor. Gene onların hani arabası var, bizim yok. Onlar istese gelebilir de biraz da onlar da çekiniyordur ister istemez bu virüs ortamında. Evet. Ben bir tane yerlisinden koyacaktım, bulamadım burada da. Yerlisi yabancısına gitmiş bunun. Yerli Palamut mu? Onun yıkadıydım ben. Yerli olması çok önemli değil. Çünkü bu bilmem. Yine de koyayım neyse. Bulamadım ben. Onlar ben çiğitmedim ha. Kesmedim dur. Bütün. Ha, oradan bilirsin.
Yeterli herhalde ya. Onlar balığı pek sevmiyorlar arkadaşlar da yine de. Evet, onlara başka yemek yaptırdık. Bunu da gördüğü için gene de çoluğu çocuğu belki yer. Ana Elkin pek. Hepsi evcek. Geçen sene de geldiklerinde pişirdik. Şuranın neresi, şurası, şurası pek yemediler. Biz çok seviyoruz Serpil'in balığı. Bizim de Furkan yemiyor. Elimi sallamayacağım da şimdilik. Bazen Furkan'a da yesin diye tehdit bile ediyorum hatta ya. Ucundan, şurasından, kuyruğundan, kulağından zorundan beni kandırıyor o da. Pek sevmiyor açıkçası. Ama yine asmışsın bunu. İyice çürüttüm sile sile halkı. İyice yaş oldu elini. Sobaya götürüyorum, kukuruzun ya da bu makineye atayım, yıkansın. Şimdilik şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi pişecek. Bir şeysi yok. Azıcık, çok az bir miktar şey gezdireceğim ben üstüne. Yağ dökecek. Çok ya, bundan kendinden çıkıyor herhalde bu balığı. Az bir şey yanmayacak kadar şöyle az gezdirdim. Bunu da fırına verelim, orada pişsin. Bugün Serpil ablamız çok yoğun yani, Serpil bacımız. Kimine göre ablasın, kimine göre bacı, kimine göre... Şimdilik bu kadar arkadaşlar bugünlük. Bugünlük sonuna geldik. Sizleri de fazla sıkmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık herkese. Görüşürüz. Abone olmayanlar varsa olursa seviniriz. Olanlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.